Peki en büyük aşkınız Ece Erken miydi? Ya öyle en büyük aşk, en küçük aşk diye bir şey yok. Yani öyle bir şey yok. Şu an en büyük aşk şu an yaşıyorum. Onu da kimse bilmiyor. Yo, biz biliyoruz. En büyük aşk şimdiki aşk. Neslihan Aksu değil mi ismi? Yok. Bir tane aşk, şu an aşk yaşıyorum. Şu an onu güncellemeyelim şu an. Ama şunu sormak zorundayım bir magazinci olarak. Şimdi sizden 22 yaş küçük bir sevgiliniz var mı? Size bir şey söyleyeyim. Bakın neden biliyor musun? Saygı duymadığım bir şeyler var. Nedir biliyor musun bu saygı duymadığım? İlişkilerde. Neye saygı duymuyorum? Beraber oluyorsunuz. Güllük gülistanlık. Çiçek böcekten bahsediyorsunuz. Aşktan bahsediyorsunuz. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Daha da yaşayacak da değilim diyorsunuz. Sonra 3 yıl oluyor. 4 yıl oluyor. 2,5 oluyor. Fark etmiyor, ayrılıyorsunuz. Arkanızdan atıp kesiyorlar. Bunu kesen biçen makasçılar da terziler de hazır. Makas tutanlar da hazır. Yani yazı tutuyor, mürekkebi ve kalemi hazır, masanın üstüne hazırlayanlar da hazır. Ondan sonra Davut Güloğlu hep kötü. Hiç Davut Güloğlu konuştu mu ilişkilerin hakkında? Hiç Allah'ını, Kur'an'ını seven insan söylesin. Hiç konuştum, hep övdüm. Çünkü ben çıktığım ilişkilerin arkasından konuşmam. Bunu tekrar söylüyorum. Neden konuşmam? Çünkü 3 yıl sonra çıkıp da ya öyleydi böyleydi demem beni lekeler. Derler ki adama sen 3 yıldır o zaman bak bunların ne işin vardı? Şimdi nasıl uyanıyor? Ya salak bir adam mıyım ben? Ya da o salak biri miydi çıktığım insan? Ben hep akıllı kadınlarla çıktım. Hiçbirini de aşağılamıyorum. Ama menfaatle ya da başkalarının teknesine, vapuruna, kayığına binerek yüzen adam olmadım. Ama onlar oldu. Oldular, oldukları için konuştular. Hep de yalan söylediler. Hepsi yalan söyledi. Ben Ece de Erken, dinledim. Ece Erken de mi yalan söyledi? Ben de söyledi? Dinledim. Uzaktan dinledim. Magazinlerden dinledim. Haberlerden dinledim. Hepsini dinledim. Döven, bilmem ne yapan diye adam yazdılar. Allah'ını, peygamberini seven söylesin ya. Ben birine vurduğum zaman yüzündeki parmak izi gider mi bir hafta? Hiçbirinin yüzünde bir kanama, gözünde bir morluk. Bir şey gördünüz mü? Hemen sorayım o zaman net bir şekilde. Siz Ece Erken'i ilişkiniz varken dövdünüz mü? Ece Erken'i ben ilişkim varken dövdüm. Kameralarda yansıyan bir şeyden bahsediyorsun. Evet. Hayır. Dövmediniz mi? Hayır. Ne oldu peki? Ya o arabanın içerisinde bir tartışma olan araba kameraya bakma kamera kapıyı çekip kapatmam aynısını anlattım. O korkuyla onda çünkü söylemiyorum şu an tabii ki kendisi o anda ne içmiş ne bileyim. Onu bir söyleyeyim yani ne bileyim ne içmiş yani yok çünkü normal olarak o anda ben gelmişim oraya ben orada gelmişim çıkıyoruz. Kızgınlık olabilir tartışma olabilir yani ben bir insana niye bir öyle bir şiddeti bir şey kullanayım mümkün değil hayatta değil yani vurduğum zaman da bir tokat atarsın o da sana atar o başka bir şey söylerim de zaten ben ama öyle bir şey olmadı olmayan bir şeyin üzerine yazdılar çizdiler. Hala ektiler, görüşüyor musunuz Ece Erken'le? Hayır görüşmüyoruz ama yani düşman değiliz ki kimseyle. Ayrıldık, olmadı, yürümedi. Yürümeyen bir şeyin de arkasından ya da sonra konuşmak da yanlış bir şey. Bir tek dediğim şimdi işte bana sorulan bu sorular da yanlış aslında. Yani sormayacaktın. Neden sormayacaktın? Çünkü yıllar geçmiş, 6 yıl albüm gelmiş, hayat devam ediyor diyoruz. Sen bizi nerelere getiriyorsun?